Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine aptal gibi sabahın 5'inde video çekiyoruz. Boxster avlar geldi. Onları kontrol edeceğiz ama şunu söyleyeyim. Süper bir beğeni patlaması yaparak başlamanızı rica ediyorum. Bu video 200 like'ı geçmesi durumunda biraz önce botla denk geldik. Yine MyClub'da ve botla bir maç yaptık. O maçı sizlere yayınlayacağım. Süper bir beğeni patlaması gelirse çok lag oldu. Bilmiyorum sizde de aynı şekilde mi arkadaşlar? Bu dönemlerde son 2 günde inanılmaz lag olmaya başladı maçlarda. Acayip bir şekilde, yani keyif bile almıyorum oynarken. Botla maçında da çok keyif almadım açık söyleyeyim. Ve lag'tan oyunda oynayamadık ama eğer isterseniz o maçı da atarım sizlere. Şimdi isterseniz gelin koleksiyon kutusuna bakalım. Öncelikle Boxster av var. Eğer ki 25.000 GP'ye top açmak istiyorsanız buradan açabilirsiniz ama %10 siyah top ihtimali var. 300 topun 30'u siyah. Matematik hocam çok iyiydi. Burada baktığımızda Neymar en üstte görünüyor ama tabi bu kartlar gri kartlar. Efsane kartlar ya da diğer kartlara göre daha düşük kartlar oluyor. Bu haftaki meşhur özetini şöyle bir kontrol edelim. Özel takımların kullanılacağı Avrupa Kulüp Championship iç saha ve deplasman temalı matchday etkinliklerinin başlama zamanları aşağıdaki gibidir diyor. Ben bu şekilde yavaş yavaş geçeceğim. Ben matchday ile ilgilenmiyorum ama ilgilenenler yavaş yavaş videoyu durdurarak ya da videonun hızını yavaşlatarak buradan inceleyebilirler kardeşlerim. Şu şekilde yavaş yavaş aşağı iniyorum ve matchday'i de sizlere göstermiş oluyoruz. Matchday dışında 2 tane turnuva var. League Challenge'da 3 maçta toplam 4 ve daha fazla puan almanız durumunda ilkinde 10.000 GP kazanacağınız bir online turnuva var. Bir de bilgisayara karşı oynadığınız bir turnuva. Bunda da maçı kazandığınız takdirde 5.000 GP ödül veriyor. Bu arada her gün bundan sonra giriş yaptığınızda bir hafta boyunca 25.000 GP zaten alacaksınız. O yüzden girmeyi ihmal etmeyin. İsterseniz çok fazla bıdı bıdıyı bırakalım ve top açılımlarına geçelim. Toplam 12 tane top açacağız. Arsenal, Schalke, Atletico Madrid ve Liverpool. Sırayla gidelim. İlk önce Arsenal'den başlayalım. %75 siyah top ihtimali var. Aubameyang, Lacazette, Pepe, Leno, David Luiz, Chambers, bunu okuyamam ve Saka var arkadaşlar. İsterseniz gelin Saka'yı bırakalım ve ilk topumuzu Arsenal'den açalım. Birkaç tane kafamızda oyuncu var. Onlar geldiğinde fullleyeceğiz ama sizin aklınızda bir oyuncu varsa, fulllememizi istiyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada bot maçını yayınlamamı istiyorsanız süper bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. İlk topumuz siyah sol ayaklı, bakalım kim gelecek. Siyahi bir oyuncu geldi 19 numaralı formasıyla. Bakalım Pepe geliyor arkadaşlar. Pepe'yi fullememi istiyorsanız yorumlara yazın. Hemen pşşt diye fullleyelim arkadaşlarım. İlk topumuz Pepe geldi. Gerçekten kaliteli bir oyuncu. Bende sarı topu ve normal kartı vardı. Hatta o zamanlar matchday oynadığımda almıştım onu. Matchday'den ödül olarak, hediye olarak gelmişti. Yetenek avcısı olarak. Almıştım ve kadroma katıyordum. O zamanlar kadrom tabii çok iyi değildi. Ama keyifli bir şekilde oynuyordum. Eğer ki isterseniz bu kadroya da monte etmemizi istiyorsanız yorumlara yazarsanız sizleri kırmayacağımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Yine Arsenal'deyiz ve İngiltere'den bir sarı top geldi. Sol ayaklı Saka olabilir diye düşünüyorum. Evet, Arsenal'den bir Saka yaptılar bize. Hoş geldin. Normalde iyi bir oyuncu, yani fullendiğinde çok iyi olan bir oyuncu ama fullemek kolay değil tabii ki de. İsterseniz şöyle bir kontrol edelim. 60 seviyeye kadar yükselebilen bir oyuncu. Bitiricilik falan çok fazla beklemeyin. Sadece hızlı bir oyuncu, öyle söyleyeyim. Ama yani bunu fulleseniz bile bir Aubameyang falan etkisi yapmaz size. Bilginiz olsun. Arsenal'den bir top açılımı daha yapıyoruz ve Arsenal'i bitireceğiz. Bakalım kim gelecek. Arsenal'den son kez MyClub amblemi dönüyor. İngiltere'ye gidiyoruz doğal olarak. İngiltere'de ve bir siyah daha, inşallah Pepe gelir. Ama pembe kramponlu muydu Pepe? 19 numara Pepe. Birleştirmek için çok işimize yarayacak arkadaşlar. Hoş geldin Pepe. 2 kere Pepe geldi. Yani çok iyi oldu bizim için. Gerçekten iyi başladık. Bakalım bütün hepsinden açacağız. Kimler gelecek, ne olacak? Maksat muhabbet olsun. Schalke'de %87.5 siyah top ihtimali var. Sané, Caligiuri, Nübel, Raman, Harit, Adaşım Serdar, Stambouli ve kutucu var. Bu kutucu çok fena bir oyuncu arkadaşlar. Çok fazla yükseliyor. Analik oynayanlar da bu kutucuyu çok alsınlar yani takımına. İnanılmaz gelişiyor. 2024 yılındayım şu anda. İnanılmaz bir oyuncu. Benim hatta şu anda almak istediğimde alamıyorum. Yani gelmiyor takımıma. Ama tabii forma şansı bulamaz diye gelmiyor garip. Yani analigi izlemeyenler lütfen izlesinler. Gidiyoruz. Schalke'de bakalım kim gelecek. Bir siyah top geldi. Pembe kramponlar.
siyahi bir oyuncu, defansif bir oyuncu, sanırım en üstteki oyuncu geldi. Sané geldi arkadaşlar, en üstteki oyuncu. Oynayanlar varsa yorumlara yazsınlar kardeşim. Yani iş yapar mı yapmaz mı? Benim deneyimlediğim bir oyuncu değil. Ama bir Kamara, bir Van Dijk ya da bir Koulibaly'den iyi olabilir mi bilmiyorum. Tabii ki yorumları bekliyorum sizlere. Bakalım Schalke'den ikinci topumuz ve kim gelecek? Michael Apamle mi döndü? Dünya döndü ve Schalke'den biri gelecek şu anda. Kim geldi? Bir siyah daha. Pembe kramponlar. En üstteki acaba aynı oyuncu mu? Ya yine aynı verdi arkadaşlar ya. Niye böyle veriyor bu? Ya son 1-2 aydır hep böyle bir box draw'dan, yani kulüp selection'dan 2 tane 3 tane açarsanız ikisi hep aynı geliyor. Neden oluyor bilmiyorum ama bunu bilerek yapıyorlar. Son kez Schalke'den bakalım kim gelecek. Haydi bismillah. Bir daha aynı oyuncu gelirse takasla başka birini alabiliriz arkadaşlar. Gittik ama tabii ki vermeyecektir. Schalke'de bizi biri bekliyor. Evet, kramponlardan gelmediğini anladık. Bakalım kim? 9 numara forvet geldi. Raman geldi. Hoş geldin Raman diyoruz. Hakikaten yani çok özellikle olabilecek bir oyuncu değil gibime geliyor. Şimdi 2 tane daha kulüp seleksiyonumuz kaldı. Atletico Madrid %100 siyah top ihtimali var. Buradan arkadaşlar Felix gelirse fulleyebiliriz. Felix'i fullemek kolay değil. Gerçekten kolay değil. Ama onun dışında hiçbir oyuncuya ihtiyacımız yok. Oblaklar bilmem neler bizde full zaten biliyorsunuz. Hadi bakalım Atletico Madrid'den bakalım kim gelecek. Bu arada botla maçımı yayınlamamı istiyorsanız, hala like atmadıysanız like atmayı ihmal etmeyin kardeşlerim. Sabahın 5'inde sizler için video yapıyorum. Like hak ediyorum ya. Ve bir siyah top geldi. Yani o kadar hak ediyorum ki. Konami bile bunu herhalde böyle bir şey irdirak etti ki. Hep siyah veriyor bize. Morata geldi 9 numaralı formasıyla. Hoş geldin Morata. Takımımıza gerçekten şeref getirdin. Ama DP antrenörü yapacağız seni büyük ihtimal. Tekrardan bakalım. Felix gelecek mi? Bir bakıma gelsin, bir bakıma gelmesin istiyorum. Gelirse fulllemek için çok büyük bir para harcayacağız. Bizde full Felix var ama normal kart var. O yüzden gelse de gelmese de böyle tam böyle muallaktayım. Bakalım kim geliyor? Bu da Felix değil. Köse çünkü Felix. Sakalı yok. 6 numara formasıyla Koke geldi. Hoş geldin Koke. Ve son top açılımı. 2 tane çıkardığımız Atletico Madrid'li oyuncudan biri gelebilir. Yani Koke ya da Morata'yı verebilir. Ya da üçüncüsü farklı isim olacak mı? Sanmıyorum olacağını. Ben yine Morata'yı vereceğini düşünüyorum. Bakalım kim gelecek şimdi. Atletico Madrid'den son kez top açılımı. Ve İspanya'ya gidiyoruz. Koke ya da Morata'dan birini verir diye tahmin ediyorum ben. Yo, vermedi. Aa, Koke'yi verdi. Tamam. Kramponlara dikkat etmemişim. 2 tane Koke vermiş oldu bizlere. Hoş geldiniz takımımıza. 2 Koke birden hoş geldi. Ve son top açılımlarımız Liverpool'dan arkadaşlar. %100 siyah top ihtimalimiz var. Burada da Sadio Mane nasıl deniyor bilmiyorum ama Mane gelirse fullleyeceğiz. Onun dışında hiçbir oyuncuyu fullememize gerek yok. Gerçekten hepsi var. Bu arada en altta da bir tane oyuncu var. O da çok fazla fullendiğinde iş yapabilecek bir oyuncu ama bir Felix fullenebilir o kadar ama yani o oyuncuya gerek yok. Bakalım kim gelecek. Liverpool'da İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de stadın ortasında bir siyah top bizi karşıladı. Pembe kramponlar. Defansif. 12 numara. Van Dijk geliyor sanırım. Gomez geldi. Bir tane daha stoper varmış. Gomez hoş geldin takımımıza diyoruz. Van Dijk de gelse sevinmeyiz çünkü... ya fullemeyeceğiz. Full var bizde arkadaşlar. Haydi bir tane daha top açılımı yapalım. Bakalım kim gelecek. Yeni efsaneler biliyorsunuz ki artık anlaşıldı. Koller falan vesaire birçok efsane var. Perşembe günü süper bir kampanya gelebilir diye tahmin ediyorum. Gelirse de süper bir top açılımı yapabiliriz sizler için. Kim geliyor? 14 numaralı formasıyla Arnold Henderson. Yani buradan Mane'yi vermeyecek gibi Henderson ya da stoperden birini verecektir tekrardan diye düşünüyorum. Haydi bismillah diyoruz ve bir top açılımı daha. Son top açılımımız, bakalım kim gelecek, çok merak ediyorum. Michael Apamle mi döndü? Dünya son kez döndü bizim için bugün ve İngiltere'deyiz. İngiltere'de bizi kim karşılayacak? Ve oha, üçü de farklı. Alisson sanki boyacı eldiveni takmış gibi eline. Normal eldiven değil de sanki. Alisson Becker.
Alisson Parker olsa çok daha güzel olurdu arkadaşlar. Ya, o var ya o taş taş. Becker geldi, neyse sabahın 5'inde şimdi bazı kişileri uyandırmayalım arkadaşlar. Alisson hoş geldin takımımıza. Bugünkü top açılımımız bu şekilde ve kampanyaları bu şekilde aktardık sizlere. İzlediyseniz bu dakikaya kadar lütfen kendinizi yorumlarda belli edin. Videoyu sonuna kadar izleyenler bizim için kutsaldır. Çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte vakit geçirdiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.